30 yıldır kente dair tüm çalışmalarımızda da İzmir'in tüm ilçelerinde olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi Karabağlar'da da öncelikli sorunlarımız planlama ve kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal ihtiyaçlar, parklar, spor alanları, kadınlar, çocuklar, gençler için yapılacaklar, pazar yerleri gibi, taziye evleri gibi, düğün salonları gibi aslında yaşamımızda en temel ihtiyaçlarımızı sağlayacak, bir arada olmamızı sağlayacak süreçler ve tabii ki sosyal destekler. Buna baktığımız zaman biz de Karabağlar'da cumartesi günü, geçtiğimiz hafta cumartesi günü projelerimizi açıkladık. Nasıl bir vizyonla Karabağlar'da hangi çalışmaları yapacağımızı açıkladık. Tabii ki sokağa çıktığımız zaman önce niyetlerimizi ortaya koymak, bu çalışmaları kimlerle nasıl bir niyetle ortaya koyduğumuzu anlatmak ve birbirimizi tanımak çok değerli. Ancak bu sözleri söylerken hangi çalışmaları yapacağımızı anlatmak da çok önemli. Karabağlar 15 yıl içerisinde kentsel dönüşüm ve planlama çalışmaları kapsamında eski İzmir olduğu için ve bu alanlarda kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğu ama kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanlar dışında da kalan alanlarda güvenli yapılara, vatandaşımızın en temel hakkı olan güvenli yapılarda barınma hakkını sağlamak adına tüm Türkiye'de de en öncelikli sorun kentsel dönüşüm olduğu gibi Karabağlar'da da kentsel dönüşüm. Biz bu noktada Uzundere'de belediyenin yetkili olduğu alanlarda 540 hektarlık riskli alan ilan edilen ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkili olduğu alanda ama bu alanların dışında da diğer mahallelerimizde 40 yılı aşan binalarımızın olduğu, dolayısıyla yorgun binaların olduğu ve bizim gibi bir deprem kentinde kentsel dönüşümün binalar olarak da, bölgesel olarak da, yapısal olarak da gerçekleşmesi gereken noktalarda kentsel dönüşüme öncelik vereceğimizi söyledik. Bu anlamda da temel çerçevemiz yerinde, adil, vatandaşımızın ekonomik olarak ona çok büyük zorluklar getirmeyecek bir masa etrafında vatandaşın, meslek odalarının, belediyenin, bakanlığın, tüm ilgili kurumların, mahalle derneklerinin katılımıyla, ortak bir katılım anlayışıyla ortaya çıkaracağımız bir Karabağlar modeliyle hayata geçireceğimizi, bunu Karabağlar'ın tamamındaki kentsel dönüşüm süreçlerinde binasını yenilemek isteyen vatandaşlarımıza da bu bilgilendirmeyi ve ihtiyaç duyduğu anda desteği sağlayacak şekilde oluşturacağımız kentsel dönüşüm komisyonu ve kendi alanımızdaki kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisleriyle hem doğru bilgiyi aktaracağımız, hem haklarımızı aktaracağımız ve belediyenin yetkili olduğu alanlarda tüm bu yöntemle beraber çalışmayı gerçekleştireceğimiz hızlı bir şekilde, bugün Uzundere'de 3. etapını bitirdiğimiz, diğer etaplarına da çalışmalarını yaptığımız alanlar gibi kangren haline gelen 12 yıl önce riskli alan ilan edilmesine rağmen 12 yıldır çivi çakılmamış olan, herhangi bir gecekondu yıkılmamış olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşa yönelik bir planlama yapılmamış olan bölgede bir an önce o vatandaşlarımızın da güvenli binalara ve sadece binalara değil, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla güvenli bir yaşama, hak ettikleri sağlıklı bir kent yaşamına kavuşması için mücadeleyi çok hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ve bu riskli alanın da neden riskli alan ilan edildiğine dair vatandaşlarımızın kafasında sorular var çok ciddi bir şekilde. Çünkü elimize sunulmuş bilgi ve belgeler yok. Çok ivedi bir şekilde bakanlıktan bu bilgi ve belgeleri isteyeceğimiz, bu anlamda vatandaşımızın bilgilendirme ve hakları ile ilgili net olarak, tarafsız olarak o bilgilendirmeyi yapacağımız bir sürece başlayacağız.